adım LGS ilk tekrar hazırlanıyoruz. Son iki gün pazartesi günü mükemmel bir şekilde LGS tekrarımızı yapacağız. Ve ilk tekrar programında birinci dönem konularını muhteşem bir şekilde tekrar edip ikinci döneme bomba bir giriş yapacağız arkadaşlar. Son iki gün kaldı. Hazırız. Güçlüyüz de başlayacağız. Şimdi günün sorusuna geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. LGS tekrar programımızı lütfen Tonguç kitapçılarından ısrarla isteyelim arkadaşlar. Çünkü ücretsiz. Bu programda da biliyorsunuz ki hem temel tekrar programı hem de nitelik tekrar programıyla birlikte ilk tekrarımızı yapacağız ve seneye muhteşem bir tekrarla başlamış olacağız. Yani 2022. Ye. Şimdi ara tatilde konu ağırlıklı mı çalışmalıyız yoksa soru mu çözmeliyiz? Bu sorunun benzeri dün de sorulmuştu. Arkadaşlar soru çözmeliyiz. Çünkü LGS 2021'de bize soru soruldu. 2020'de de, 2019'da da, 2018'de de 2022'de de bize soru sorulacak. Dolayısıyla bizler kendimize soru çözmeye alıştırmalıyız. Hani dün demiştim ya anneniz size kahvaltı yaparken menemen mi istiyorsun, tost mu istiyorsun dediğinde Ceyhan diyeceksiniz. Yani artık her şeyi testleştirebilmeniz lazım zihninizde ve mükemmel bir şekilde hazırlanmış olmanız lazım. Dolayısıyla en fazla soru çözmeliyiz. Ama çok fazla konu eksiğimiz varsa zaten LGS tekrar programımızda biz konuları baştan sona birinci dönem konularını tekrar ediyoruz. Ve burada da LGS tekrar programımızın içerisindeki temel tekrar programında konu eksiği olan öğrencilerimiz için özel bir yöntemimiz var. Ama fazla konu eksiğiniz yoksa bir an önce detaylı tekrara, nitelikli tekrar geçebiliriz. Burada da yeni nesil soru pratiği kazanmamız gerekiyor. Yani sorumuzun cevabı belli. Ara tatilde bol bol soru çözmeliyiz arkadaşlar. Ara tatilde birinci dönem eksiklerimizi mi kapatmaya çalışmalıyım yoksa ikinci dönem yeni konularına mı çalışalım? Arkadaşlar LGS tekrar programımızda biz birinci dönem eksiklerimizi kapatıp birinci dönemi sağlama alıyoruz. Ama burası çok çok önemli. Birinci dönemi sağlama aldığın zaman esas ikinci dönemde hazırlık yapmış oluyorsun. Neden? Çünkü LGS'deki konuların temelini birinci dönem konuları oluşturuyor. Yani üstü sayılar, kareköklü sayılar bunlar ikinci dönemdeki konulara da sirayet etmiş. Yani onların da içine girmiş. Veyahut da paragraf zaten Türkçenin tamamı. Veyahut da fendeki ilk iki üç konu zaten ikinci dönemdeki konuları da anlamamızı güçlendiriyor. O yüzden bizler LGS tekrar programımıza verdiğimiz ilk tekrar setinde hem birinci dönem konularının oluşan denememiz var. Hem birinci dönem konularının tekrar kitabı var. Ama ikinci dönemi de içeren Türkçe Matematik Yeni Nesil Türkçe kitabında buradaki sorular ikinci dönemde içeriyor. Dolayısıyla sizler bir ilk tekrar programında birinci dönem eksiklerimizi kapatacağız. Sıkı sıkıya çalışacağız. Tam sağlamlaştıracağız ki denemelere girdiğimizde kendimizi iyi hissedelim. Hem de ikinci döneme güçlü bir giriş yapacağız. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Sizler tüm konuları bitirmiş olsanız şu anda mesela şu anda mayıs ayına geldiğinizde tüm konuları bitireceksiniz değil mi? Hatta Nisan'da bitireceğiz biz. O zaman da son tekrarımız var. İşte şu anda tüm konuları bitirmiş olsanız deneme çözerken yanlış yaptığınızda ne dersiniz? Ya uf yanlış yaptım ben bu konuyu biliyordum dersiniz. Ama şu anda genel deneme çözdüğünüzde yanlış yaptım ama zaten işlememiştim diye kaytarabiliyorsunuz. İşte ilk tekrar denemelerinde birinci dönem konuları var sadece artık netler artıyor denemeleri ve bu denemelerde bilmediğiniz konu yok. Zaten bilmediğiniz konu varsa bizler size ilk tekrar programında tekrar ediyoruz. Bunlar birinci dönem konuları. İlk tekrar LGS kitabımızdan da mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar çok çok önemli bir kamp bu kamp. Dershaneye gidiyorum. Etütlerde çok konuştukları için pek soru çözemiyorum ama anlamadığım soruları kolayca hocalara sorabiliyorum. Etütlere gitmeli miyim? Gitmemeliyim. Dershanedeki etüt merkezinde eğer etüt salonunda çok gürültü oluyorsa bunu e, dershane yönetimine şikayet edebilirsin. Ya ben bunu istemiyorum diyebilirsin. Ya da dershanedeki boş bir sınıfta çalışabilirsin. Ama hocalara da anlamadığın soruları sorma avantajını kullandığın için etütlere gitmeye devam etmelisin. Şunu unutma. Dershanede, okulda bizim bu kitaplarımızla, videolarımızla birer araç... Bunların hepsi birer araç. Sen bunları amaç edinemezsin. Araç olduğu için eğer sana faydası varsa kullanacaksın. Faydası yoksa kullanmayacaksın. Burası önemli. O zaman günün tavsiyesinde tavsiyemiz belli. Konularımızı pek sürüyoruz İlk tekrar LGS kitabımız, artık netler artıyor ana denemelerimiz ve yeni nesil Türkçe matematik kitabımız. Bunların hepsi üçü avantajlı bir şekilde ilk tekrar LGS setinin içerisinde sizleri bekliyor. LGS tekrar programımızda ücretsiz bir şekilde Tonguç Kitapçıları'ndan isteyebilirsiniz. Bu programa uygun bir şekilde ilk tekrar programında güzel güzel videolarımızı izleyeceğiz ve kampımıza muhteşem bir şekilde başlayacağız. Buradaki denemeler, buradaki kitaplar tamamen 2021 LGS, 2020 LGS'ye uygun bir şekilde hazırlandı ve 2022'deki soruları yakalamanız için hazırlandı. Bu kitaptaki birçok soru 2021 LGS'de, 2019, 2020 LGS'lerde sorular yakalamıştı. İnşallah bu sene LGS 2022'ye girdiğinizde "Oh be bu soruyu görmüştüm." diyeceksiniz arkadaşlar. Günün sözüyle bitiriyorum. Dehanın %1'i ilham, %99'u çabadır arkadaşlar. Dolayısıyla çabalayacağız, gayret göstereceğiz, vazgeçmeyeceğiz ve o güzel liselerin kapılarından bizler gireceğiz. Hadi bakalım.